Evet sevgili izleyenler, hayırlısıyla Ramazan programlarımızı noktaladık efendim. Geldik sizler için hazırladığımız Ramazan Bayramı özel programımıza. Efendim Ramazan boyunca yaptığımız gibi bu bayramda da sizlerin sorularını yanıtlayacağız. Sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Bakalım izleyenlerimiz nasıl sorular yöneltmişler. Efendim Beldibinden Füsun Beyhude sormuş. Hocam size ve tüm sevdiklerinize nice nice güzel bayramlar. Teşekkürler kızım. Benim merak ettiğim konu şu. Acaba Şeker Bayramı adı nereden gelmektedir? Bu ismin bir hikayesi var mıdır? Teşekkürler demiş Füsun Beyhude. Şimdi kızım bu ismin hikayesi eskilere dayanır. Hazreti İbrahim'le oğlu İsmail yürüyorlar ormanda. Hazreti İbrahim diyor ki oğlum diyor şuradan marketten şeker al da diyor kan şekerim düştü diyor. Oradan sizler misin kızım sen? Şeker Bayramı isminin hikayesi olur mu kızım? Onun gerçek adı bir kere Ramazan Bayramı'dır. Çocuklar bu ismi ona takmışlardır şeker dağıttığımıza. Şeker yerine harçlık vereydik. Harçlık bayramı da diyebilirlerdi. Bizim ayıbımız. Sıradaki mektubumuzu açtım. Bakalım bayramda insanımızın aklına neler takılmış. Sinop'tan Can Valcan sormuş. Hocam sefilleri oynuyorum. Bu bayramda da kapı kapı geziyorum fakat varsa yoksa şeker, çikolata, harçlık veren yok. İşler bayağı kesat. Az evvel temas ettiğim konu. Nerede eski bayramlar demiş Can Valcan adlı izleyenimiz. Zannedersem genç bir izleyenimiz. Sevgili evladım bir kere bence aksi olursa şaşırmak lazım. Genellikle şeker verilir. Benim sana buradan küçük bir tavsiyem olacak. Aldığın şekerlerin hepsini yeme, onları poşetlere doldur, sakla. Çünkü ileride senin de işine yarayacak. Sevgili izleyenler, ben şahsen kapıya gelen çocuklara çocukken aldığım şekerleri dağıtırım. Dadı sıkıntılı değil ama değil mi çocuklar? Dadı iyi değil mi? Şeker bozulmaz ya. Şeker bozulur mu? Neden bozulur? Şeker bozulur mu ya? Sıradaki sorumuzu açtım. Sivrikaya'dan Necati Karapoşet sormuş. Sevgili hocam bu bayramda nereye gidelim? Bize uygun fiyatlı her şey dahil ya da ultra her şey dahil tatil alternatifleri önerebilir misiniz? İyi çalışmalar demiş. Oğlum şimdi her şey dahil konseptinde kaynananlara gidebilirsin. Baklavası, yaprak sarması her şey dahil. Eğer ultra her şey dahil arıyorsan kendi anana babana gideceksin. İbiş misin oğlum sen? Bayram oğlum bu. Yıllık izin değil. Bayram bu. Bayramda da gideceksin anana babana akrabana onların ellerini öpeceksin. Hayır duasını alacaksın. Bayram geleneğimiz ölmesin sevgili izleyenler. Her şey dahil diyor ya. Annenin yaptığı dolmanın nesi var oğlum? Her şey dahil. Pirincisi var, kıymalısı var yeri gelirse. Ve son sorumuz, bayramın son sorusu bakalım nereden? Efendim Fındıklı'dan. Yetkin Sincap adlı izleyenimiz sormuş. Hocam bayramda herkese aynı bayram mesajını göndermek caiz mi? Caizse de ne olur TRT ekranlarından caiz değil deyin. Bıktım hazır bayram tebriklerinden demiş Yetkin Sincap. Sevgili Sincap, şimdi buradan fetva verme gibi bir durumumuz maalesef ki yok. Fakat ben yine de senin için duyurumu yapayım. Sevgili insanlar, ne olur aynı bayram mesajını farklı farklı insanlara göndermeyin efendim. Bıktım artık. Sizin aynı mesajlarınızdan bıktım. Davunuz tuttu, bayramınız kutlu, ağacınız mutlu, elmanız kutlu olsun. Sonuna da Radi yazmış. Ya o sonuna Radi yazınca ben dedim ki bana gönderdi bunu. Bana özel dedim ben bunu.
Kimse yemiyor sevgili izleyenler bunları. Lütfen diyoruz. Evladım buradan ben duyurumu yaptım. Gerekli şikayetleri gene bana gönderirsin dedikten sonra sevgili izleyenler geldik programımızın sonuna. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Fakat bayramdayız. Geniş geniş zamanınız var. Eş dost akraba ziyaretlerini unutmayın efendim. Esen kalın. Oğlum bir kabristana falan gidedik de oraya su dökedik lan.